Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere istikrarlı şekilde dolar bazlı kazandıran ve yatırımcısını zengin eden 7 başarılı şirketi ve bunların nasıl bulunacağı ile ilgili önemli notları birlikte inceleyeceğiz. Burada özellikle faizlerin yüksek olduğu, iç piyasada tasarrufa gidildiği, durgunluğun gerçekleşeceği ve durgunluğun da bir müddet daha süreceği dönemlerde daha ortaklık yapısı kuvvetli olan, dolar bazlı kazandıran, uzun vadede zarar etsek dahi zararda beklerken tereddüt etmeyeceğimiz, zararda beklerken psikolojimizin bozulmayacağı, zararda beklerken güvenli bir şirket içerisinde olduğumuzdan emin olacağımız 7 şirketi birlikte incelemiş olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi hızlıca notlarımıza baktığımızda dolar bazlı kazandıran şirketleri incelerken 3 aylık, 5 aylık, 10 aylık periyotlara bakılmaz. Dolar bazlı kazandıran şirketlerde 5 senelik, 10 senelik periyotlara bakmamız doğru olacaktır. Biz de bu yüzden zaten zaman periyotları içerisinde gördüğünüz gibi haftalık kısımdayız ki uzun vadeye bakabilelim. İkinci önemli notumuz, dolar bazlı kazandıran, yani aslında reel bazda kazandıran şirketler nasıl bulunur? Hangi özellikler önemlidir? Şimdi bu tarz dolar bazlı kazandıran şirketler çok kaliteli bir organizasyon yapısına sahip olurlar. Düşük fiili dolaşım oranına sahip olurlar. Kuvvetli ve ileriye dönük bir vizyona sahip olurlar. Fakat bunlardan çok çok daha önemlisi iyi bir ortaklık yapısına sahip olurlar. Bugünkü bilançolar, bugünkü karlar, bugünkü piyasa çarpanları bizim için ikinci planda olur. Bunlar önemsiz diyemeyiz ama ikinci planda olur. Birinci planda vizyon ve her şeyden önemlisi iyi bir ortaklık yapısı. Sermayedeki ortakların özellikle global bazda kaliteli olması bizim için en önemli kriter olacaktır diyebilirim. Şimdi hızlı hızlı şirketlerimize bakalım. Öncelikle buradaki ilk şirketimiz Coca-Cola ile başlayacağız. Burada kısa kodumuzu yazıp CCOLA/USDTR'ye yazdığımızda ve Enter'a bastığımızda zaten TradingView tarafında ne geliyor bizim için? Dolar bazlı grafiği geliyor. Şöyle bakın, haftalıkta geriye doğru gidiyorum. 2020'ye kadar gelmemize rağmen, hatta daha da geriye gidip 2018'lere bakmamıza rağmen, 2018'den itibaren 6 yıldır dolar bazlı kazandıran bir kola görüyoruz. Bugün baktığımızda 6 yıl önce 5 dolarlarda olan şirket ritüel bir yükselişle birlikte bugün tepede hemen hemen 30 dolarları gördüğünü bizlere ifade edebiliyor. Bu da 6 senede hemen hemen 6 katlık, 5,5 katlık bir yükseliş olacaktır ki dolar bazlı muazzam bir seviyedir diyebiliriz. Bu TL bazlı değil, dolar bazlı. 2018'den beri doların da örneğin 10 kat arttığını düşünürsek 10 çarpı 6'da 60 kat, 10 çarpı 5'ten 50 katlık bir getiri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Getirileri doğru bakmalıyız. Zaten şirketimizin yapısına girdiğimizde, yani kolanın yapısına girdiğimizde bunları kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Önümüzdeki dönemlerde kendiniz de seçebilirsiniz. Büyüme yapılarının, piyasa çarpanlarının, fiili dolaşım oranlarının gayet güzel seviyelerde olduğunu görüyoruz. Daha önemlisi ise şirket bilgilerine gittiğimizde bakın ortaklık yapısında muazzam bir serüven görüyoruz. Bugün ortaklık yapısında özellikle Cola Company'nin %20 payı olduğunu, %30 halka açık, Efes pazarlamanın %10 ve Anadolu Efes Biracılığın %40 payı olduğunu görebiliyoruz. Burada güzel, kaliteli, büyük bir organizasyon yapısı olduğunu çok net şekilde anlayabiliyoruz. Gelelim ikinci şirketimize. İkinci şirketimizde de Ford Company'yi, Ford Otomotiv'i göreceğiz. Şimdi Ford Otomotiv'i yine dolar bazlı açtığımızda 2020'lerden, hatta biraz daha geri çekersek 2018'lerden beri iyi bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Aşağı yukarı 8-10 dolarlar bandından bugün geldiği seviyelerde tepede 40 dolarları görüyor. Bugünkü seviyeleriyle de 32 dolarları gördüğünü ifade edebiliyoruz. Aşağı yukarı 4 katlık bir yükseliş söz konusu 6 senede. İşte burada doların yükselişinin de 10 kat olduğunu, yine 5 kat olduğunu hesaplayabiliriz. Çarpıldığında ne tür bir getiri getirdiğini, örneğin 10 katlık bir dolar getirisi varsa 40 kat, 5 katlık bir dolar getirisi varsa hemen hemen 20 katlık bir getiriden bahsettiğimizi ifade edebiliriz. Ford Otomotiv de yine aynı bu yapıdaki şirketler içerisinden mi? Aynı bu yapıdaki şirketler içerisinde. Zaten daha düşük piyasa değeri olan, ortaklık yapısı bozuk olan, fiili dolaşım oranı yüksek olan şirketlerde dolar bazlı yükselişleri göremiyoruz ne yazık ki. Çünkü buradaki getiri doları yenmek. Yani doları yendiğimizde aslında globalde para kazanmış oluyoruz. Bugün yerli bir hisse senede alıp 2 senede 5 kat yaptığınızda para kazanabilir miyiz? Bu o günkü konjektürde doları geçtiysek evet. Ama uzun vadede doları geçebilmek bizim için önemli ki globalde bir kazanç elde edelim, alım gücümüz artsın. Bu yüzden bu tarz şirketleri öncelikle plana oturtmamız gerekiyor. Otomotivin ortaklık yapısına baktığımızda %41'in doğrudan Ford Company'ye, %38'in Koç'a ait olduğunu görebiliyoruz. Kalan %20'li kısımda fiili dolaşımı olan halka
açık kısmıdır diyebiliyoruz. Ve bu bağlamda da baktığımızda bu iyi ortaklık yapısı bize bu serüveni sunuyor. Üçüncü şirketimize baktığımızda burada Ege profili görüyoruz. Eggprox'a koduyla yazıp USDTR'ye yazıp Enter'a bastığımızda Eggpro'nun da uzun vadede kazançlı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemlerde özellikle 2025 başı ile birlikte tekrar durağanlık, iç piyasadaki durgunluk azalması ile birlikte yeni ralliler oluşursa burada ufak sermayeli, daha riskli, daha hızlı gelişebilecek şirketleri tercih edebiliriz. Ama bu tip bir döneme baktığımız zaman globaldeki olayları, lokaldeki olayları ve makroekonomik verileri değerlendirdiğimizde bugün ortaklık yapısı kuvvetli, uzun vadedir dolar bazlı kazandıran ve içerisinde kaldığımızda korkmayacağımız şirketleri seçmek çok çok daha önemlidir. Ege profile baktığımızda 2018'lerde hemen hemen 1.5 dolarlar bandında hareket ederken bugün tepede 7.5 dolarları görmüş. Bugün 6.5 dolarlar seviyesinde. Hemen hemen baktığımızda 5 ila 7 kat arasında bir getiriyi bizlere sunduğunu görüyoruz. Kimin? Ege profilin. Ege profile de baktığımızda ortaklık yapısının içerisinde global bir ortağın %88 civarında bir paya sahip olduğunu görebiliyoruz ki bu oldukça güzel bir orandır. Bir sonraki şirketimize baktığımızda burada Mavi'yi göreceğiz. Mavi'yi de yine dolar bazlı grafiğine bir oturtalım öncelikle. Şimdi Mavi'ye baktığımızda zaten 2017'de halka arzı olduğunu, 2018-2020'lerde hemen hemen 60 centlerde hareket ettiğini, bugün 4 dolarlar seviyesine kadar ilerlediğini görüyoruz. Yani 1 dolardan saydığımızda 4 katlık, 50 centten saydığımızda 8 katlık bir getiri olduğunu görüyoruz. Mavi'nin getirisine baktığımızda, özellikle düzeltiyorum, Mavi'nin ortaklık yapısına baktığımızda doğrudan bir yabancı ortağı şirket bilgilerinin ortaklık yapısında göremiyoruz. Fakat iş yatırımın bu günlük yabancı tablosuna baktığımızda Mavi şirketinin %46'lık bir yabancı payının söz konusu olduğunu çok net şekilde görebiliyoruz. Bu da zaten dolar bazlı büyüme yapısıyla yabancı payının içeride kuvvetli olduğunu eşleştirmiş, birleştirmiş oluyor. Bir sonraki şirketimize baktığımızda burada Aselsan'ı göreceğiz. Aselsan'a da yine baktığımız zaman ortaklık yapısının içerisinde herhangi bir yabancı ortak olmadığını çok net şekilde bilebiliyoruz. İstersek buna bir kontrol edelim, birlikte de görmüş olalım. Aselsan'ı açtık, şirket bilgilerine gittiğimiz zaman zaten ortaklık yapısının içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın %75'ine sahip olduğunu, kalan 25'in de halka açık kısım olduğunu görüyoruz. Fakat yabancı tablosuna baktığımızda ise olayda %33'lük bir yabancı payı olduğunu, bakın şurada görebiliyorsunuz. Belki grafiği biraz daha yakınlaştırmak daha sağlıklı olacaktır görmeniz adına. %33'lük bir yabancı payı var burada gördüğümüz üzere. Bu bağlamda baktığımızda Aselsan'da dolar bazlı yukarı hareketlerini sürdürüyor. Özellikle 2015-2014'lerden beri yukarı bir hareketi söz konusu. Ortalama 50 centler söz konusuyken tepede 2 dolarları gördüğünü ve 4 katlık bir getiriyi bizlere mümkün kıldığını ifade edebiliyoruz. Peki burada şu şekilde bir yükseliş göremiyoruz. Şu şekilde ya da buna karşı gelebilecek bu şekilde yukarı aşağı stabil bir yükseliş göremiyoruz. Hocam neden? Burada ne yapmalıyız? Şimdi burada konjonktürü mutlaka takip edeceğiz. Burada mutlaka hisselerde doğru alım satım zamanlamalarını tercih edeceğiz. Neden? Çünkü dolarla hisse senetlerinin korele yapısından bahsediyoruz burada dolar bazlı inceleme yaparken. Öyle dönemler oluyor ki borsa çok sert çakılıyor. Öyle dönemler oluyor ki dolar çok hızlı hareket ediyor. Örneğin bir KKM serüveni önümüzde vardı. Akabinde faizlerin hızlı artması durumu söz konusu. Geçtiğimiz dönemlerde faiz indirimi söz konusu olmuştu ve orada dolar çok hızlı hareket etmişti. İşte bu tip dönemleri takip ederek, yani borsayla doların eş güdümlü bir şekilde yükselişin, doların sabit kalırken borsanın yükseldiği bir dönemi istiyoruz. Tabii ki burada seçtiğimiz bu 7 güzide şirket zaten buradaki yapıyı ayarlamaya çalışıyor. Ama biz de ani dönemlerde doların hızlı atak yapacağı dönemlerde çıkış yapıp doların sabit kalıp da borsanın hızlanacağı dönemlerde giriş yapma serüvenini iyi uygulamamız gerekiyor. Bunu yapmazsak tabii ki problem olur. Yani bugün Aselsan'ı 2015'lerde aldığımızda artık 2017'lerde satış yapmamız gerektiğini, 2018-20 bandında tekrar alış yapıp bugünlere taşımamız gerektiğinin serüvenini iyi kurtarmamız, iyi analiz etmemiz, iyi oturtmamız gerekiyor. Sadece aldım gözümü kapattım ve unuttum sistemi doğru bir sistem değildir tabii ki. Hemen gelelim bir sonraki hissemize. Bir sonraki hissemizde İşmen'i görüyoruz. Şimdi İşmen'e şöyle bir yine yakından bakalım. Bu arada fark ettiyseniz burada gördüğümüz 7 şirket de bizim zaten yıllardır konuştuğumuz şirketler. Biz Kolay'da, Ford Otomotiv'de, özellikle Ford Otomotiv, Ege Profil, Mavi, Aselsan, Türk Hava Yolları, İşmen, bunlar bizim hep çok sık konuştuğumuz şirketlerdi. Zaten bu şirketlerde
şirketlerde organizasyon yapısı, vizyon, ortaklık yapısı iyi olduğu zaman bu şirketler değerlemesine göre de ucuz oluyor. Bu şirketler iyi yatırım da yapıyor. Bu şirketler iyi de büyüyor. Bu şirketler piyasayı ve sektörü domine de edebiliyor. Aslında tüm kurguya geniş bir bakış açısından baktığımızda hepsinin aynı düzlemde olduğunu görüyoruz. Şimdi İşmen'le devam ettiğimizde 2017-18'lerde 10 centlerden hareket ettiğini, bugün 1 dolarların üzerinde olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı 12 katlık bir getiri. Aynı dönemde dolar 10 kat getirdiyse 120 katlık bir getiriden aslında bahsetmiş oluyoruz. Burayı da tekrar iyi analiz etmemiz gerekiyor. İşmen'e baktığımızda ortaklık yapısı içerisinde yabancı gözükmese dahi %26'lık bir yabancı payı olduğunu görebiliyoruz ki bu da oldukça güzel bir yapıdır. Son şirketimize burada baktığımızda Türk Hava Yolları'nı göreceğiz. Türk Hava Yolları biraz da kısmen bu kategoriye girmiş bir şirket. Çünkü baktığımızda aslında geçtiğimiz yerlerde 2018'lerde 4-5 dolarlara alabilmiş ama aşağı gelip 2021'lere geldiğimizde de 1,5-2 dolarlardan alıp tepede 10 dolarlara taşıyabiliyoruz. Fakat uzun vadesine baktığımızda Türk Hava Yolları şöyle bir grafik bizlere oluşturuyor. Bakın dolar bazısında. Yukarı seviyeleri belli. Hemen düzeltelim. Bakın yukarı seviyeleri belli, aşağı seviyeleri belli, yapabildiği ve gidebildiği yerlerde gayet net. Aşağıda ...2008'lerde 44 centlere değiyor, 2010'lara gittiğinde 3 dolarlara değiyor, akabinde tekrar 2017'lerde 1 dolarlara çekiliyor, tekrar yukarıda 5 dolarlara gidiyor, 2020'de tekrar 1 dolarlara çekiliyor, bugün 2023-2024'lerde yaklaştığımızda tekrar 10 dolarlara çekiliyor. Yani zirveler hep birbirinin üzerine kurulmuş şekilde, dipler de birbirinin üzerine kurulmuş şekilde. Bir büyüme var ama arada trade imkanı yapabileceğimiz ya da doğru yerlerde girip çıkıp sadece doğru seviyelerden para kazanabileceğimiz bir sistemi de yine Türk Hava Yolları biz sunmuş oluyor. Bu yüzden bunu iyi takip ederek kalmamız bizler için sağlıklı olacaktır. Bugün gördüğümüz istikrarlı şekilde dolar bazlı kazandıran, iyi yönetim organizasyonu olan, iyi ortaklık yapısı, iyi vizyonu olan ve uzun vadede riskli dönemlerde taşıyabileceğimiz 7 başarılı şirketi gördük. Bunların sihirli özelliklerinin de vizyon, ortaklık yapısı, yönetim organizasyonu ve misyon olduğunu öğrenmiş olduk. Bunlara dikkat ettiğimizde bu tip riskli dönemlerde taşıdığımızda gönlümüzün daha rahat edebileceği şirketleri de bu şekilde bulup sıralayabilmiş olacağız. Zaten kurguya da baktığımızda bu şirketlerin iyi ortaklık yapısı olması, iyi bilanço getirmesi, iyi değerleme getirmesi bizim uzun vadeli şirketlerimiz arasına tekrar kendilerini koymasına sebebiyet veriyor. Bu aslında dolaylı bir kısır döngüye de yol açmış oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.